Hadi oğlum yıka şu ellerini de gel artık. Seni bekliyoruz 2 saattir. Başla sen Davut, bekleme artık. Zaten yiyeceğimiz 2 galeta şunun şurasında. Niye bu kadar uzun sürdü bunun köpeği gezdirmesi? Kızları seyrediyormuş enişte. Ha? Kızları mı? Okulda bayrama hazırlanıyorlar ya. Ne diyor bu Ulviye? 19 Mayıs provalarını söylüyor herhalde Davut. Ağzından çıkanı kulağın duysun kızım. Röntgenci mi bu çocuk? Sonra haber vermedin diye kızıyorsun ama enişte. Tamam Ayşe'cim, sen doğru olanı yaptın. Hadi otur başla kahvaltına. Mis gibi kokuyor. Neler yaptın anneciğim? Geç otur yerine. Dumkov. Kızları seyretmekten mi geliyorsun sen? Yok. Sabah prova yok ki. Öğleden sonra gideceğiz abadıyla. Yumuşak yumuşak. Al! Bir de söylüyor utanmadan. Bunda ne kötülük var Davut? Çocuk hem köpeği kestiriyor hem de provayı isliyor. Bunda ne kötülük var? Bu yıl hareketler çok güzel. Zıplıyorlar. Böyle. Sonra böyle. Sonra böyle. Al! Yapma öyle sapık hareketler Dumkov. Patlatır ben seni. Hani baksana şu kocana. Ensemi patlatacakmış. Nein Davut. Bir şey anlatıyor çocuk. Atır. Dikilme karşımda. Dinle beni. Bundan sonra köpek gezdirmek falan yok sana. Yazık değil mi ama diye. Ayşe yengen gezdirir. Sen okulun yakınından bile geçmeyeceksin bundan sonra. Yasak. Duydun mu? Duydum, duydum. Hadi iç yavrum portakal suyunu. Vitamini kaçmasın. Wir geben Tabletten aber nicht gar nicht. Nein Davut. Es wirkt doch. Weißt du es besser als der Arzt? Hm? Ha, ne konuşuyorsunuz öyle terbiyesiz terbiyesiz bu saatte? Hadi gece olsa neyse. Tövbe yarabbim. Sağ ol Tertip. Kolay gelsin. Afiyet olsun. Eyvallah. Sen de balon ister misin Dursun abi? Sağ ol Halis. Ellerim kirli. Olsun ben sana yediririm yumuşak yumuşak. İyi geldi serin serin. İyi gelir. Güç verin. Daha iyi çalışırız. Yeter Halis. Bu kadar yeter. Güle güle. İyi günler. İyi günler. Hadi Dilek, zor bir şeyler. Sorayım Tertip. Elektrik ampulünü kim buldu? A. Christoph Colomb. B. Thomas Edison. C. Louis Pasteur. D. Madame Curie. Kolay Dilek. Sonuncusu. Madame Curie mi? İyi düşündüm Tertip. Son kararın bu mu? Yok yok, değiştiriyorum. Christoph Colomb. Son kararın bu mu Tertip? Bu. Ama Christoph Colomb Amerika'yı keşfetti Tertip. Olsun. Önce Amerika'yı keşfetti. Sonra da lambayı buldu. Tüh kafası. O zaman elektrik bile yoktu. Yoktu tabii Tertip. Sırf kovboylarla Kızılderililer vardı. Sonra Tom Mix, bir de Texas. Ne oluyor hayırsızlar? Dalga mı geçiyorsunuz? Dalga geçmiyoruz amca, çalışıyoruz. Öyle mi? Ne çalışıyorsunuz bakalım? Galip yarışmaya hazırlanıyor Davut Usta. Ne yarışmasıymış bu? 500 milyar yarışması baba. 500 milyar amca. Kazanırsam evleneceğim. Kazanamaz baba. Her şeye yanlış cevap veriyor Möö gibi. Elektrik ampulünü Christoph Colomb buldu dedi. Tüh. Hayırsız. Hiç Christoph Colomb olur mu? Kafasız. Kafasız baba, kafasız. Bir halt bilmiyor. Ampulü bir Türk icat etti. Adı da Edis Hun. Edis Hun mu? Ne diyorsun Davut Usta? Salak Dilek, salak. Konuşuyor işte böyle gibi. Al! Tertibime söyledim baba. Vallahi sana değil. 6x8. Hah işte. Geliyorlar Davut. Neredesiniz siz bakalım? Ne bu haliniz böyle? Bir kız vardı da amca. Tertibin Balıkesir sevgilisiyle buluşmaya gitmiştik baba, yumuşak yumuşak. Al! Güzel konuş, şimdi patlatacağım enseni. Anne baksana şuna, ensemi patlatacak. Konuşma Halis. Evden kaçtığın için sana çok kızgınım yavrum. Vallahi şimdi ben de patlatacağım enseni. Sen niye dükkandan kaçıp gittin kafasız? Hadi kendin gittin. Bunu niye yanında sürükledin? Kafasız baba, kafasız. Kızın abisinden dayak yerken ben kurtardım.
Asıl ben seni kurtardım Adi. Yalancı Adi. Yumruğu yiyip oturdun böyle gibi. Al. Güzel konuş büyüklerinle. Birer birer anlatın yavrum, ne oldu? Kızın ağabeyi de mi geldi oraya? Geldi anne. Zaten rumuz balık eti oraya gelmedi ki. Onu hiç görmedik. Abisini yollamış. Yarmanın teki böyle gibi. Tertibin üstüne çullandı amca. Bir yumrukta yere serdim. Ben yere serdim Adi. Böyle. Al. Rahatlığı şimdi ben yere sereceğim ikinizi de. Dur Davut. Bırak da anlayalım şu meseleyi. Adam gibi anlatın şunu hayırsızlar. Benim dediğim gibi oldu baba. Hayır amca, benim dediğim gibi oldu. İkisinin dediği gibi de olmadı Davut Usta. Hah, sen anlat kızım, nasıl oldu? Kızın abisi ikisini de dövüyordu, ben kurtardım. Ne? Evet usta, çok kızmıştı. Kafa kafaya vuruyordu bunları. Yetişmeseydim ikisini de hastanelik edecekti. Sen nasıl kurtardın Dilek? Korkmadın mı o pis adamdan? Korkmadım vallahi. Bunları öyle görünce dayanamadım, atıldım. Vallahi bir ısırdım sırtından böyle hart diye. Tüh, sizin kalıbınıza. Dayak yediğiniz yetmiyor, bir de şu kız kurtarıyor sizi. Yakışır mı hiç şerefli Türk çocuğuna? Ne anlatıyordum sana? Hiç amca, konuşuyorduk öyle. Ne konuşuyordunuz hayırsız? Ne konuşacaklar baba? Hüseyin amca bulmuştur gene buna bir kadın böyle gibi. Ne bilir böyle? Öyle değil tertip, balık eti. Bak balık eti dedi baba. Duyduk, duyduk Dumkav. Müzevirlik yok. Yürüyün hadi. Günaydın Davut Usta. Günaydın kızım. Ne haber tertip? İyilik. İçtim portakal suyumu. Biraz başım dönüyor yumuşak yumuşak. Portakal suyundan baş dönmez tertip. Bir an bu. Benim dönüyor, ne var? Hadi işinize bakın hayırsızlar, bırakın gevezeliği. Hüseyin gene bir kısmet mi bulmuş buna kızım? Bilmem usta. Öyle fısır fısır konuşuyorlardı ama dinlemedim. Bulmuş işte baba. Çürük çarık ne bulursa tertibime yamamaya çalışıyor mu gibi. Öyle çürük çarık falan değil tertip. Bilmeden konuşma. Çok güzel. Çok da zenginmiş. O zaman Hüseyin niye sana getirsin hayırsız? Öyle birini bulsa kendi evlenir. Küçük bir kusuru varmış kadının amca. Neymiş kusuru? 7 kere tımarhaneye girmiş çıkmış. Raporlu. Ne? Tüh. Değil ha? Tüh. Tüh sana kafasız. Kafasız baba, kafasız. Deli kadınla evleneceksin ha böyle gibi. Tüh. Amca bak tükürüyor. Al. Güzel konuş büyüklerinle. Bulmuşken bari benimki gibi birini bul. Sarışın, yeşil gözlü, pembe dudaklı, balık etinde. Hakikaten tertibi çakıştıramadım sana. Konuşma bir daha o Hüseyin abiyle. Öpeceğim Dilek, içimden geldi. Öpüyor kız amca. Öp. Ne kötülük var bunda? Sana ne Adi? Ne kötülük var bunda? Öpüyorum işte. Öpemezsin Adi. Ne kötülük var bunda? Bak. Ha. Yazdın mı adresi kızım güzelce? Yazdım usta. Buyur işte burada. Sağ ol kızım. Hadi düşelim hayırsız. Merhaba Dilek. Merhaba Halis, hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber tertip? İyilik. Nerede kaldın Dumkov? Resmini götürdüm Cenab amcanın baba. Ben gitmeyeyim amca. Yalnız kalırlarsa tertibim asılır kıza. Aa tertip, sen de artık çok oluyorsun ama. O nasıl laf öyle hayırsız, patlatır ben seni. Patlat baba patlat. İftiracı Adi. Sensin Adi. Yürü sen de bizimle geliyorsun. Gelmiyorum bana. Gelme de bak amcam, döve döve götürür seni. Sana yürü dedim salak. Oh. Salak baba salak. O canıma değsin Adi. Sen de uslu dur Dumkov. Bir şey duyarsam patlatırım ben seni gelince. Patlat baba. Ne okuyorsun? Televizyon sayfasına bakıyorum tertip. Bu akşam Deli Yürek var. Deli Yürek mi? Hiç sevmem. Bak bak ama şu resme tertip. Bayılıyorum Kenan Emirsaloğlu'na. Çok yakışıklı değil mi? Değil, bana ne? Çok çirkin, böyle gibi. Ne oluyorsun tertip, kıskandın mı yoksa? Hem o ne biçim söyle? Miraz oğlu mudur, yarası oğlu mudur? Bakmayacaksın o resme. Kendine gel tertip, bırak saçmalamayı. Ver diyorum şunu, bakmayacaksın, bana ne? Sen karışamazsın bana. Karışırım ben şunu. Tertip! Sen artık çok ileri gittin tertip. Bir daha benim sakın yüzüme bakma. Merhaba tertibim. Hayrola? Niye bir hışım çekti gitti bu kız? Kavga mı ettiniz? Gazeteyi yırttım diye kızdı Hüseyin amca.
Bir daha gözüme görünme dedi. Cilve onlar aslanım, cilve. Seviyor seni o kız. Seviyor mu? Seviyor ya, ne sandın? Aşkından bu havalar. Hı. Tertibim yok mu? İşe gitti. Ona hayırlı bir kısmet buldum. Bir tane daha mı? Ama bu seferki hepsinden güzel. Tam tertibimin sevdiği gibi. Balık eti. Bak. Bu çok şişman. Hem de çok çirkin. Mö gibi. Önemli olan ruh güzelliği. Tertibim ha. Ruh güzelliği. Görmüyor musun çocuk ne kadar pişman zaten. Hemen ense patlatmak mı lazım? Vallahi bilmem Ulvi. Ben başta söyleyeyim de. Düzgün taşısana şu tatlıyı Dunkov. Düşüreceksin. Lan Davut Dunkov yok. Bak düzgün taşıyor işte. Halis, dileklerin evine daha çok var mı yavrum? Az kaldı anne. Şuradan sola sapacağız. İşte şu ev. Şu yeşil mu? Boyalı olan. Ah ne kadar sevimli bir ev değil mi Davut? İstanbul'da kalmadı bunlardan pek. Kalmadı Ulvi, kalmadı. Her taraf apartman, taş yeri. Yakında nefes bile alamayacağız evet. Bu işte. Hadi yavrum çal kapıyı, durma öyle çal. Unutmadın inşallah dediklerimi Dunkov. Unutmadı Davut, aptal değil bu çocuk. Ah siz miydiniz Davut usta? Merhaba kızım. Kusura bakma Dilek, böyle habersiz geldik ama. Senin kalbini kırmış mı Sensera? Hala küsmüşsün bize kızım. Yok usta, aşk olsun, neden küseyim? Annem biraz hastaydı da o yüzden gelemedim birkaç gün. Buyurun buyurun, çok sevindim geldiğinize. Hala kızgın mısın bana Dilek? Evet Mert, çok üzdün beni. Ben de çok üzüldüm Dilek. Keşke yırtmasaydım o Kenan İmirzalıoğlu'nun resmini öyle mö gibi. Senden özür dilemeye geldim. İçeri gir tertip, anneler bizi bekliyor. Sana baklava getirdim, ne tatlı. Yersin yumuşak yumuşak. Affettin mi beni? Affettin değil mi? Ne tatlı. Öpeceğim. Bir daha öyle şey yapmam. Söz. Buradan daha. Hadi ama tertip. Gir içeri. Kızıl gidiyor Sevim. Ben de burada kolamı içiyorum. O da inandı. Tünemiş yine oraya baykuş. Çak çak çak. Sahiden kola mı içiyor artık? Yok efendim, ne kolası? Doldurdu içine vodkayı. Huylu huyundan vazgeçer mi Türkan abla? Ne diyeyim, Allah ıslah etsin. Yarına sağ çıkarsa iyidir valla. Bizi sayarken bunun nüfustan düşecekler bu gidişle. Aa, sen de ağzını ayır aç be. Daha neler artık. İyi akşamlar hanımefendi. Geç kalmışsınız bugün. Ancak Davut usta. Hastamız çoktu bugün. Öpeyim Türkan teyzeciğim. Biz de Dilek'le barıştık bugün. Öyle mi Halis'cim? Çok sevindim. Sen nasılsın Galip? Çok iyiyim Türkan Hanım. Hüseyin abi de bana bir kız buldu balık etinde. Hop! O nasıl söz Dunkov? Salak mı be salak? Türkan teyzem şimdi sana onu mu sordu? Adi! Şuna bir şey söylesene amca. Hop! Güzel konuş büyüklerinle. Kaç defa söyledim sana. Aa nasip artık. Oo konsey toplanmış. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Aysel öğretmenim ne yapıyor? İyi Halis'cim. Evde. Çalıştırıyor mu gene kız voleybol takımını? Zıp zıp. Sus bakayım. Büyükler konuşuyor burada. Taksi işi mi gene hocam? Taksi işi Davut usta. Gidiyor musunuz Türkan? Hı-hı. Bırakayım isterseniz. Aa çok iyi olur valla. Bugün siftahı benimle yapın. Aha, aşk olsun, ne siftah. Sizden paramı alacağız. Buyurun. Alacaksınız tabii. Aha. Yok öyle bedavacılık. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Güle güle. İyi akşamlar. Buyurun. Hadi yürüyün. Yürü sen de. Hadi. Yürü. Bitme bu. Yürüsene tertip. Ben geldim Sıtık amca. Hoş geldin Halis. Niye geldin yine delikanlı? Sevgimle barıştık tatlı. Ne yapalım barıştıysanız? Babamlarla gittik, baklava da götürdük öyle yumuşak yumuşak. Aferin Halis, çok sevindim. Hadi iyi günler. Bir şey daha söyleyeceğim. Ne diyeceksin daha? Dileğin şeyleri büyümüş iki günde. Böyle böyle olmuş. Bak çekeceğim kulağını yaramaz ha. Kurtul artık şu saplantılarından. Sayın memurları geldi Halis. Hadi evine hadi. İyi günler. Bir baş belası daha. Sen niye buradasın gene? Hadi git evine. Annen seni çağırıyor. Özel bir şey konuşacağız. Güle güle Celilciğim. Zaten eve kapatılmaktan elim ayağım titriyor böyle. Bir de seninle uğraşmayalım. Benim adım Cemil.
Kimin evinden kimi koyuyorsun sen? Aa, ne dedi bu şimdi? Ne bileyim abi, ben de anlamadım. Sayım görevlileri geldi. Hadi herkes evine. Hadi, hadi güle güle, evine. Güle güle. İyi günler, buyurun. Aa, bu ne Cafer? Hayrola? Gözlem efendim, gül yaptı. Size de gönderdi. Kalbin temizmiş abi, bak. Başka bir şey isteseymiş ne olacakmış? Nihayet aklı başında bir insan kapımızı çaldı, sağ ol Cafer. İşte Anadolu insanının güzelliği bu İbinç. Bir de bunların ikisini alıp götürürsen minnettarlığımız ikiye katlanır canım içi. Hadi gidelim Cemil abi. Bırak, çekiştirme insanı. Sen de gel tertip. Gelmiyorum ben de. Aile teyzem tabloyu geri istiyor canım. Aa. Anam. Geri mi istiyor? Aman tertip, sen bu işlere karışma gözünü seveyim. Cinayet çıkarsa sen sorumlu olursun vallahi. Yürüyün hadi hadi. Almadan gitmem.